Konuğumuz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hafta başından beri haber ötesi muhalif liderlerin sesi olmaya çalışıyor. Malumunuz gündemde çok sıcak gelişmeler var. Biraz muhalefet kanadında bu gelişmelerle ilgili olarak neler konuşuluyor onları merak ettik ve böyle bir programlar silsilesi yapmaya karar verdik. Malumunuz Sayın Yazıcıoğlu pazartesi günü meclis olağanüstü toplandı çünkü mesele artan terör olaylarıydı. Her ne kadar bir sonuç çıkmadıysa da bu konu sıcak gündemde mevcut. Elbette sizin bu konudaki tecrübeniz, görüşleriniz de bu gelişmelere ışık tutacak nitelikte. Dolayısıyla merak ediyorum. Sizce Türkiye'nin bu son dönemde geldiği nokta nedir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin son dönemde gelmiş olduğu nokta çok ciddi bir kırılma noktasıdır. Bu noktada toplumsal olarak ciddi bir direnç ortaya koymazsak, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, iktidarla, muhalefetle, basınıyla, halkıyla hep beraber Kürt'ü, Türkmen'i, Alevisi, Sünnisi hep birlikte şiddete tavır koymazsak, şiddete karşı ortak bir söylem geliştirmezsek, eğer şiddeti her şartta reddetmezsek Türkiye çok kırılgan bir noktaya girmiştir ve bu nokta Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli hale gelmiştir. Ama hep birlikte şiddeti içermeyen, şiddeti metot olarak kabul etmeyen her türlü siyasal örgütlenmeye, fikir, inanç özgürlüğüne evet diyerek, onun dışında şiddet kullandığında, şiddeti metot olarak seçtiğinde onu yok etmeyi kutsallık olarak görürsek önümüzü açarız. Şiddet toplumsal cinneti doğurmaktadır. Ve giderek de bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de şiddet serseri mayın gibi her kesimi vurmaktadır. Burada mesele Kürt-Türkmen meselesi değil, Alevi-Sünni meselesi değil, ekonomik sosyal bir sorun değil, vatandaşlarımızın vatandaşlık haklarını yeterince kullanıp kullanamama sorunu değil, onu aşan, ülkeyi bölmeyi, parçalamayı hedefleyen, çevredeki bir takım ülkelerin ihtiyaç duyduğunda benzine bulayarak ortalığı yangına çevirmek için paçavra gibi kullandığı bir terör örgütü meselesidir. Buna bu şekilde bakarak Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez, kim varsak hepimiz bu ülkenin insanlar olarak bin yıldır bu topraklarda, bırakın derinliklerini, birlikte yaşama iradesi ortaya koymuş, kız almış kız vermişiz, ailelerimiz karışmış, etle kemik gibi, ruhla beden gibi olmuşuz. Adeta kanlarımız birbirimizin içinde dolaşıyor. Dolayısıyla bu kardeşlik şuuruyla teröre ve şiddete karşı ortak tavır koymak mecburiyetindeyiz. Benim son dönemde görmüş olduğum silahlı propaganda maksadıyla kullanılmış olan terörün şimdi dağdan şehre, oradan da Türkiye'nin her kesimine yayılmaya çalıştığı. Şimdi aslında tam da bu noktada biraz durmak istiyorum. Çünkü belirttiniz, bir kırılma noktası dediniz. Bu kırılma noktası belki de daha önceki dönemden farklı olarak devlet güçleriyle, güvenlik güçleriyle PKK teröristleri arasındaki çatışmadan da öte şöyle bir endişe hakim. Acaba sokakta halk birbiriyle karşı karşıya gelir mi? İki taraftan sivil vatandaşlar karşı karşıya gelir mi? İşte bu çok ciddi bir kırılma noktası olabilir ve Türkiye'nin geleceğini ciddi anlamda tehdit eden bir teröre dönüşebilir. Böyle bir tespitiniz, böyle bir endişeniz, böyle bir hissiyatınız var mı son gelişmelerle ilgili tabii, olarak? Var ve ben uyarımı yaptım. Ve bu uyarım kimi çevreler tarafından istismar edildi, kimi çevreler tarafından da
anlaşılamadı. Şimdi ben uyarımı yaptım. Neye dayanarak? Tecrübeme dayanarak, Türkiye'nin geçmişini analiz ederek, bir de sosyopsikolojik olarak toplumların hangi olaylar karşısında nasıl harekete geçtiğini dikkate alarak ve düşünerek. Eğer bunca şehit veren bir ülkede 30 bin insanınızı kaybetmişsiniz, neredeyse her mahallede bayrağı sarılı tabutlar kaldırılmış omuzlarda, böyle bir ülkede terör örgütünün adına zafer işaretleriyle, terörist başının fotoğraflarıyla eylemler yapılmasına müsaade ederseniz, bu eylemlerin büyük şehirlerden küçük kentlere, oradan ilçelere kadar yayılmasına göz yumarsanız, bu toplumda ciddi bir tahrik meydana getirir diyorum. Bu tespitime hayır diyecek varsa gelsin. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplandığında bütün liderler etrafından dolaştı. Dolaylı konuştular. Hiçbirisi benimki kadar yürekli, açık bir şekilde söyleyemedi. Ama hepsi bu kaygılarımı paylaştılar. Bunları ifade ettiler. Yeni pazartesi günü açıldığında. Şimdi bu ciddi bir tahrik meydana getirir. Bu tahriki önlemenin tek yolu vardır. Şiddet içeren bir örgütün, şiddetle özdeşleşmiş bir örgütün, bu kadar kan dökmüş bir örgüt başına özgürlük talebiyle sokaklarda zafer işaretleriyle dolaşmasına engel olacaksınız. Kim olacak? Halk olsun demiyorum ben. İktidarın iradesiyle devletin, milletin ve tüm değerlerimizin güvenliğini korumayı emanet ettiğimiz kurum ve kurumlar yapacak. Bu kurum ve kurumların inisiyatif almasını sağlayacak olan iktidardır. İktidar bu görevini yapmalıdır diyorum. Yapıyor mu? Yeterince yapmıyor. Niye yapmıyor? Avrupa Birliği kaygısıyla yapmıyor. Avrupa Birliği endişesiyle yapmıyor. Avrupa Birliği'nden gelecek bir takım eleştirileri dikkate alarak yapmıyor. Ve dolayısıyla sokağa kadar indiriyor. Ben bu noktada kaygılarımı ifade ediyorum ve diyorum ki siz meşru devletin güçleriyle ve meşru güvenlik kuvvetleriyle terörün önüne geçin. Bu azgınlıklara, bu artık had bilmez noktaya gelmiş olan İstanbul'un sokaklarında vatandaşın arabalarını tahrip ederek, bayrak asılı bir binayı taşlayarak, elinde bayrak olan bir vatandaşı linçe kalkışarak yapılan bu eylemlere anında müdahale edin ve bunları ortadan kaldırın diyorum. Bunu kaldırmadığınız takdirde Türkiye çok kritik, daha öte noktalara geçer. Efendim sağduyuya davet edin vatandaşı diyorlar. Bizim vatandaşımız sağduyulu. Türk milleti kadar sağduyulu başka bir millet yok. Bu kadar büyük badirelere rağmen Türkiye'de hiç sen Kürtsün, sen Türkmensin, sen Çerkessin, sen Boşnaksın diye birbirine yan bakan olmuş mu Türkiye'de? Bu kadar terör örgütü, terör eylemleri olmuş. Bu terörün sorumluluğunu hiçbir vatandaşımız, Kürt vatandaşımıza yüklemiş midir? Yükleyemez. Çünkü terörle Kürt'ü, terörle İslam'ı, terörle aşireti, etnik unsuru birbirinden ayıracak kadar şuurlu bir millete sahibiz. Ve bu millet kardeş kardeş her yerde birlikte yaşamaktadır. İşte böyle bunu bozmayın diyorum. Böyle bir milleti temsilen siyasilerin çok daha tabii sorumlu hareket etmesi gerekiyor takdir edersiniz ki. Hele de bunu deneyimlemiş, yıllar öncesinde bu zorlukların içinden geçmiş siyasilerin, siyasi liderlerin topluma daha akılcı, daha serin kanlı, daha yatıştırıcı demeçler vermesi bekleniyor ki bu konuda da aslında sizin kimi açıklamalarınız eleştirildi. Siz diyorsunuz ki yanlış anlaşıldım. Ama belki de bu yanlış anlaşılmaları bertaraf etmek ve daha netlik kazandırmak için birkaç açıklamanızı gündeme getireceğim. Evet. Örneğin güvenliği emanet ettiğimiz kuruluşlar sorumluluklarını yerine getirmezse ki biraz önce de bunu belirttiniz. Vatandaş geri kalmaz. Milletin kendi güvenliğini sağlamak hakkıdır dediniz. Yani
milletin kendi güvenliğini sağlamak hakkıdır cümlesi aslında biraz ucundan, orasından burasından çok rahatlıkla çekilebilir. Yani o zaman asker, polis, jandarma beni koruyamazsa ben o zaman silaha sarılır, kendimi korurum hakkı mıdır bu? Evet. Eğer böyle şimdi, bir bakın, haksa, yani hak ettiği halde, haklı olduğu halde hakkını aramak için silahlı mücadele ya da silahtan medet ummak ne kadar meşrudur? Silahlı mücadele diyen yok. Orada silahlı mücadeleye sarılır diyen de yoktur. Ama bakın, bugün İstanbul Büyükşehir dağ başından daha güvensiz hale gelmiştir. İstanbul'da bir kadın karanlık bastığı zaman sokakta komşusuna gidememektedir. Bırakın karanlık basmayı, sokakta gündüz gözüne gidememektedir. Şimdi, ama burada bir çelişki yok mu Sayın Yazıcıoğlu? Evet. Çünkü biraz önce dediniz ki sağduyulu bir millet dediniz. Evet. Ama sağduyulu bir milletin yaşadığı bir toplumda bir kadın rahatlıkla gecenin bir saatinde dolaşıyor olabilmeli. O zaman burada bir çelişki var. Millet sağduyulu da milletin güvenliğini emanet ettiklerimiz, milletin eğitimini, sosyal sorunlarını çözmesini istediğimiz iktidarlar eğer boşluk bırakıyorsa, işte o boşluktan sağduyulu milleti rahatsız edecek olan sağduyulu, iyi niyetli, sabırlı vatandaşımızın sabrını taşıracak kadar anarşi, asayişsizlik doğarsa orada kaos olur. Ama burada benim yine bir haksızlık var. Yani burada her boşlukta, yani güvenlik güçlerinin bıraktığı her boşluğu tırnak içinde belirttiğiniz sağduyu millet, yani şiddetle mi, silahla mı, taşkınlıkla mı dolduracak? Ben diyorum ki tepkinizi koyun. Yani toplumu bu kadar tepkisiz hale getirmenin de bir anlamı var mı? Yani diyorsunuz ki topluma, sizin bayrağınıza saldırılsın, susun. Sizin sokaklarınızda yürünemez hale gelsin ama hiçbir tepki koymayın. Tepki dediğimiz illa silaha sarılmak değil. İşin peki, başında tepki, ne dedim? Tepkiyi evet açalım. İşin başında yani ne söyledim? Şiddete her halükarda karşı çıkacak. Şiddeti metot olarak benimseyen her siyasete, her organizasyona, her harekete tepki koyacak bir anlayışı kutsuyorum. Güzel. Şimdi burada belki dışındaki... de bu tanımı çok netleştirmek lazım Sayın Yazıcıoğlu. Çünkü tepki koyalım dediğiniz zaman bu tepki sözcüğü çok farklı anlaşılabilir kimi kitleler tarafından. Yani gençler tarafından, değil mi? Silaha ya da şiddete meyilli kitleler tarafından. Belki tepki koymak farklı şekillerde de olabilir. Yani protestolarla olabilir, dilekçelerle olabilir, yayınlarla olabilir, programlarla olabilir. Bir kamuoyu oluşturmakla olabilir, kitleleri aydınlatmakla olabilir. Yani tepkilerin farklı yolları da olmalı. Öyle değil mi? Bütün bunların hepsini içeriyor ve diyorum ki bakınız, son zamanlarda Kürt sorunu kavramıyla birlikte macun tüpünden çıkartıldı ve Türkiye'nin sokaklarına boca edildi diyorum. Bu Abdullah Öcalan'ın bundan 6-7 ay önce avukatları vasıtasıyla dışarıya göndermiş olduğu bilgilerden de bunu görüyorsunuz. Orada diyor ki Kürt sorununu bugünlerde siyasallaştırmalıyız. Bazı Türk aydınları da işin içine katmalıyız diyor. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde 3 Ekim öncesinde bunu yapmamız çok önemlidir diyor. Irak'ın kuzeyindeki yeni yapılanmada dikkate alındığında bu fırsatı kaçırırsak aptallık olur diyor. Ve bu çerçeve içerisinde yeni talimatlar veriyor. Tam bu talimatlara paralel olarak ne oluyor? Türkiye'de Kürt sorunu diye bir kavram geliştiriliyor. Kürt sorunu kavramıyla birlikte Kürtler sanki terörün tabii uzantısı gibi ya da terörle Kürt vatandaşlarımız birlikte bir sorunmuş gibi Türkiye'nin gündemine getiriliyor. Türkiye'de Kürtler sorun değildir. Türkiye'de PKK sorundur. PKK Kürtlerin temsilcisi değildir. PKK Kürtlerin menfaatlerini savunan bir hareket değildir. Eğer bugün Güneydoğu'da yaylalarda kuzular meleşmiyorsa, eğer tarlalar susuz kalmışsa, eğer GAP projesi öksüz bırakılmışsa, eğer Güneydoğu'da yatırım yoksa, üretim yoksa,
işsizlik var, göç varsa ve Güneydoğulu insan çocuklar tinercilikle ve kapkaççılıkla özdeş hale getirilmişse bunun sorumlusu terördür. Terörün sorumlusu da PKK'dır. Şimdi benim burada karşı çıktığım PKK'dır. Onun karşısında olmasını istediğim Kürdüyle, Türkmeniyle bütün bir milletimizdir. Şimdi PKK terörünü lanetliyoruz. Zaten siz bu konuda hiç kimsenin bir tereddütü yok. Ama şurada bir farklılık var belki de. Evet. Bu terörü lanetlerken, bu terör örgütünün kullandığı metotları biz de karşı taraf olarak kullanmalı mıyız? Yoksa meşru yollarla mı bu işi halletmeliyiz noktasında? Bunu diyen yoktur. Bunu dediğimiz devletin güvenlik güçlerinin görevidir bu. Bunu da kullanacak olan siyasi iradedir, siyasi otoritedir. Siyasi otorite yasal boşluk iddiasıyla eğer bugün savcılıklar emniyet arasındaki yetki kargaşasını meydana getirmişse yasal zeminde bu mücadeleyi yürütürken zaaf ortaya koyorsa ben diyorum ki bu zaafı koymayın, bu zaafı göstermeyin. Bu zaafı gösterirseniz önünüzde daha şiddetli sorunlarla karşılaşırsınız. Ama bu Türkiye da şöyle buraya bir gider diyorum. Şimdi Sayın Yazıcı, bunu benim demem gerekmiyor. Şöyle, benim bunu burada toplumu sokağa çağırmam gerekmiyor. Birilerini kışkırtmam gerekmiyor. Kimsenin kışkırtması gerekmiyor. Bireysel savunma duygularını kamçılayacak şekilde devlet boşluk bırakmaz diyorum. Devlet boşluk bırakmasın diyorum. Feryat ediyorum. Etmeye devam edeceğim. Çünkü burada toplumun önümüzdeki karşı karşıya olduğu duyguları biliyorum. Bu duyguların tercümanı oluyorum. Ama bu toplumun sağduyulu olduğunu, sabırlı olduğunu, buna sonuna kadar şiddete başvurmayacağını biliyorum ve bu şiddete başvurmasını istemiyorum. O zaman ısrarla tekrar ettiğinize göre şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani güvenlik güçleri bir boşluk bırakırsa yoğunlaşan duygular var ve bunun sorumlusu devlet, iktidar. Ama burada şöyle bir sonuç da çıkıyor. Evet. O sağduyulu dediğiniz millet güvenlik güçlerinin bıraktığı herhangi bir boşluğu şiddetle doldurma meyline sahip. Yani bu da vahim bir tablo değil mi? Açıktır ve vahim bir tablodur diyorum. Yani ben bu tespiti ben yapmıyorum. Eğer uzayda yaşamıyorsak, eğer bu toplumun içinde bu toplumun duygularını dikkate alıyorsak gidin sokaktaki vatandaşa sorun. Peki o zaman sokaktaki vatandaş dahil olmak üzere aydınımız da siyasilerden böyle, sokaktaki vatandaşa kadar. Evet. Bizim toplum olarak şiddetle olan ilişkimizi sorgulamamız gerekmiyor mu? Şiddetle ilişkisini toplum sorguluyor, yıllardır sorguluyor, hepimiz sorguluyoruz ve şiddet yanlısı olan yok. Şiddet PKK'dan geliyor, şiddet PKK vasıtasıyla sokağa taşırılıyor ve bugün şiddeti kullanan bir terör örgütünün siyasi uzantısının şiddetin bir parçası olarak sokağa kadar anarşiyi, kavgayı yaymaya çalışmasını demokrasi ve siyasi hak gibi gören çevrelere, vatandaşlarımıza, başta başbakanı olmak üzere ben sağduyu çağrısında bulunuyorum ve bunlara diyorum ki bunlarla birlikte o terör örgütünün siyasi uzantılarının yanında, çevresinde sokağa inen son zamanlarda bu anarşiyi yaygınlaştıran kesimlere diyorum ki sağduyuya gelin, bu yaptığınız yanlıştır, bu çok vahim sonuçlar doğurur, bunun en büyük acısını siz çekersiniz, Türkiye'de herkes çeker, siz de çekersiniz diyorum ve uyarımı yapıyorum. Doğru bir tespit. Bu ama bir şunu da diyorsunuz ki şimdi toplumun davranıştır. Şiddetle ilişkisi altını çizdiniz. Tabii evet. Ki PKK terörüyle çok ilişkili ama onun ötesinde ondan bağımsız olarak da bu toplumun şiddetle olan ilişkisini sorgulaması gerekmiyor mu? Bakın 8 Eylül 2005 tarihli Tercüman Gazetesi'nin bir haberidir bu. Yani çok yeni bir haber. Ruhsatsız silahların sayısı Türkiye'de son yıllarda
10 kat artmış Sayın Yazıcıoğlu. Evet. 10 kat. Ve bu sadece biliyorsunuz PKK ya da Türk-Kürt meselesinde değil, adliye koridorlarında, sokaklarda, aile içinde, futbol maçlarında, stadyumlarda tezahür eden bir şiddet. Yani bu noktada bu toplumun şiddetle olan ilişkisini nasıl sorgulamak lazım? Şimdi benim söylediğim şiddete herkes karşı çıkmalı. Şiddetle ilişkilerini kesmeli. Siyasal örgütler siyaset zemininde siyaseti yürütmelidir. Ve devlet de bütün bunlar karşısında tedbirini almalı. Bir taraftan cehaleti yok edecek şekilde eğitimine önem vermelidir. Toplumda, gençlerimizde şiddet özendiren filmlere, şiddet özendiren bir takım programlara geçit vermemelidir. Bunun karşısında gençliğimizin milli değerlerine, manevi değerlerine, insan sevgisine, kendi tarihinden gelen o Mevlana'larla, Yunus'larla örülmüş o derin düşünce atmosferine sahip bir gençlik yetiştirilmelidir. Bunlar milli eğitim sistemimizin çarpıklığından gelmektedir. Toplumda yukarıdan aşağıya doğru bir şey meydana getiriyor. Bakın dikkat edin. Yani silah taşımak mesela. Evet. Hazır sizi bulmuşken şunu hakikaten çok merak ediyorum. At, avrat, silah üçlemesi. Evet. Milli değerler dediniz, Türk kültürü dediniz. Bir parçası mıdır? Yani bugünkü şartlarda bilgisayar onların yerini almalıdır derim. Bir parçası mıdır? Yani bilgisayar bunun yerini almalıdır. Bu tarihte Türk milletinin akıp gittiği, yayıldığı coğrafyadaki şartlarıydı. At avrat kutsal sayılmıştır. Silah da kendi güvenliği için geçmişte yaşamış olduğu coğrafyada ayakta kalması için gerekli olan bir araçtı. Bugün elbette vatan savunması için söz konusu olursa elbette devletin asker besliyor, devletin askeri var ve bunlar silahıyla mücadele edecekler. Ve kadınımızla, erkeğimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla vatan savunması söz konusu olduğu zaman askerimizle birlikte ihtiyaç duyulursa hepimiz gideceğiz. Ben Kıbrıs çıkartması yapıldığı zaman genç bir delikanlıydım. Gittim, gönüllü yazıldım. Ben bu toplumun böyle olduğuna inanıyorum. Yani bu duyguyu kaybetmek diye bir şey söz konusu ama ben bakın ama ülke bugün, savunmasından bahsetmiyorum. Ama yani, normal şartlarda bak, biliyorsunuz milletvekillerinin bile milletvekillerinin düğündeki ben altını çiziyorum. O milletvekillerinin bir kez daha isimlerini telaffuz edeceğim. Enver Yılmaz ve Eyüp Fatsa. İki evet. Milletvekilimiz hatırlayacağınız gibi bir düğünde, Ordu'daki bir düğünde şarjör boşalttılar. Evet. Ben bundan bahsediyorum. Ya yani ülke savunmasından bahsetmiyorum. Bugünün şartlarında gençler silah taşıdığı zaman kendilerini daha bir erkek gibi düşünüyorlar. Onu bir erkeklik, hatta bir kültür göstergesi, Türk kültürünün bir göstergesi olarak algılayarak bu şekilde hareket ediyorlar. Kendilerini temsil eden milletvekilleri dahi bunu böyle düşündüğü için tabii silah kullanıyor bugün bu sene, ülkede. Bir yıl içerisinde 187 vatandaşımız düğünlerde ve maçlardan sonraki coşkularda sıkılan silahlar sonucu hayatını kaybetmiştir. Demek ki asgari 180 aileye acı düşmüştür, puan düşmüştür ve kaybedilen insanımızdır. Ben kesinlikle bunu tasvip etmiyorum. Bu şekildeki eğilimleri takdir de etmiyorum, tasvip de etmiyorum. Doğru değil. Bir oğlunuz var, bir kızınız var. Allah bağışlasın. Evet. Oğlunuz yarın öbür gün baba ben de silah taşımak istiyorum dese ne diyeceksiniz? Hayır, kalem taşı diyeceğim. Çünkü 1978 yılında da Türkiye'nin bütün sokaklarını eller silah değil kalem tutmalı afişiyle donatan Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Yine o zaman bir masanın başında bir kişi, öbür masanın başı boşlukta bir afiş yaptırarak fikir tartışmasına davet afişleriyle Türkiye'yi donatan Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Ben başından beri Türkiye'de ellerin kalem tutmasını bir elinde bilgisayarıyla öbür elin
bilgisayarıyla ama ruhen Türk kültürü, Türk değerleri, milli ve manevi değerlerle donatılmış bir gençlik özlediğimi ifade ediyorum. Böyle bir gençlik yetiştirmek için de ömrümü veriyorum. Siz söylediniz, onunla devam edelim. Gerçekten dönüp baktığımızda çok alevli, çok kritik bir süreçti 75-80 yılları. Siz de o dönemde Ülke Ocakları'nın önce başkanlığını, başkan yardımcılığını sonra da başkanlığını yaptınız. Aslında belki de Türk toplumunda bir neslin yok olduğu, kardeşin kardeşi vurduğu bir dönemdi o. Böyle bir tecrübenin içinden gelen biri olarak ne gibi dersler çıkarttınız ve bugünkü gençlere neler söylemek istersiniz bu anlamda? Evet, işte o derslerden, o dönemlerden yetişip gelmiş birisi olarak ben feryadımı bir kere daha yeniliyorum. 12 Eylül ihtilaline gelen sürecin sorumlusu çatışan taraflar değildi. Seyreden taraflardı. Yani o çatışmanın derinleşmesini seyreden. İhtilal yapacaktık ama henüz ihtilal olgunlaşmamıştı diyerek bekleyen, kanun hakimiyetini sağlamayan, yasaları uygulamayan, gençliğe güven duygusu vermeyen, kendi savunma mekanizmalarını harekete geçirmeden ben eğitimimi yapabilirim, kimse bana dokunmaz, ben evimden çıkarım, okuluma giderim, oradan rahatlıkla derslerime çalışabilirim, güven içerisindeyim duygusunu veremeyen iktidar mensupları olmuştur. Siyasetçisiyle, bürokratıyla, o dönemin yargı mensuplarıyla bu boşluğu bırakanlar sorumlu olmuştur. Ama 12 Eylül harekatı olduktan sonra da gençlik bunun şeyini, bedelini ödemiştir. Hala da ödemeye devam etmektedir. Herkes tekrar yerlerini almıştır 12 Eylül'den sonra. Siyasetçileriyle, bürokratlarıyla, yargı mensuplarıyla herkes yerini almıştır. Sanki Türkiye o dönemleri yaşamamış gibi yerlerini almışlardır. Darbe yapanlar da kendilerini anayasal güvenceye kavuşturmuşlar. Anayasada kendileri için bir zırh elde etmişlerdir. Sonuçta olan işte on binlerce gence olmuştur. Kimi canını vermiştir, kimi idam sehpalarında gitmiştir. Kimileri de istikballerini cezaevlerinde, hücrelerde çürütmüşlerdir. İşkencehanelerde çürütmüşlerdir. Sağcısıyla, solcusuyla çok idealist bir nesildi o nesil. O nesil gerçekten idealistler. Ben o dönemin kavgasının kesinlikle gelmesini istemiyorum. Ama o dönemin nesil gençliğinin samimiyetini özlüyorum. Çünkü onlar samimiydiler. Fakat kavgası olmasın istiyorum. Neden samimiyetini istiyorum? Kendisini aşkın değerler adına, kendini aşan değerlerin peşinde, ülke için gerektiğinde her türlü fedakarlığı yapabilecek kadar samimi bir gençlik vardı. Bugünse dikkat edin, Profesör Doktor Enver Talih Çetin dün vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu profesörümüz 25 bin genç yetiştirmiştir hayatında. 50 yıllık sadece ilme kendisini vermiş. Mikrobiyoloji dalında dünya çapında bir ilim adamımız. Levent'te cenazesi kaldırıldı, biliyor musunuz? Sadece 50 kişi katıldı. Ama öbür tarafta bir ata öldü. Onun da ailesine başsağlığı diliyorum. Elbette acılarına katılıyorum. Ama ata öldü, 5-6 bin kişi katıldı. Bu nedir Allah aşkına? Bu neyin işaretidir? Benim feryadım budur. Yani Türkiye'de bir kültür geliştiriliyor. Yani bu televole kültürüyle oluşturulmuş olan bir magazine kültür. Bu toplumda müthiş bir cinnet meydana getiriyor. Allah'tan ki Enver Talin'in üstüne Türk bayrağı serildi. Onu da yapmasalardı keşke diyorum sanki. Çünkü hem şöhret budalası haline kimilerini getiriyorlar, sonra bütün aileleri tahrip ediyorlar. Arkasından onu da magazin problemi haline getiriyorlar. Bu ne demektir? Bu cambaza bak hesabı. Hepimizi cambaza baktırarak bir yandan ceplerimizi soyuyorlar, bir taraftan vatan toprakları gidiyor. Türkiye'de özelleştirmeler yapılıyor. Türkiye'de ecdadın biriktirdiği altın yumurtlayan tavuklar alınıp kaçırılıp götürülüyor. Biz ülkemizin bankalarıyla,
madenleriyle, topraklarıyla, yabancı sermayenin eline geçişiyle ilgili hiçbir şey tartışamıyoruz. İşte orta yerde linçler dolaşıyor. Birine göre filan linç daha iyi ama filan linç kötü. Ben hep bütün linçlere karşıyım. Ama gördüğüm manzarayı söylüyorum. Türkiye bu çerçeveden geçerken herkes cambaza baktırıyor. 12 Eylül öncesinde bu seyri yapmış olanlar, kanun hakimiyetini kurmayanlar, yasaları zamanında harekete geçirmeyenler, güven ortamını sağlayamayanlar, ellerine verilmiş olan sıkı yönetim yetkisine rağmen, olağanüstü mahkeme yetkilerine rağmen Türkiye'de güven ortamını sağlamamış olanlar 12 Eylül darbesiyle Türkiye'yi karşı karşıya getirmişlerdir. Onca insanın da hayatını kaybetmesine sebep olmuşlar. Peki onca insan ve kayıptan sonra çok samimi bir şekilde aslında duygularınızı paylaştınız. Dönüp baktığınızda bırakın Muhsin Yazıcıoğlu'nu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı sıfatınızı bir kenara bırakın. Evet. Dönüp baktığınızda kendi oğlunuzu düşündüğünüz ya da bugünkü gençleri gördüğünüzde o dönemle ilintili olarak en büyük pişmanlığınız neydi? Bir daha neyi yapmazdınız? Şimdi, kullanıldığınızı mı düşündünüz? Hayır, nasıl yorumluyorsunuz o dönemi? Kullanıldığımı düşünmüyorum çünkü kullanıldık kavramı çok ağır bir söz. Ama istismar edildi. Gençlik her yönüyle istismar edilmiştir. Ve bir defa küresel bir sorunun Türkiye'ye yansımış bir parçasıydı bu. Türkiye'nin 12 Eylül'e getirilmesini Orta Doğu'daki bir takım gelişmeleri isteyenler tezgahlamışlardı. Onun sonucunda 12 Eylül harekatı oldu. NATO'ya dönemeyen Yunanistan kolayca döndü. Arkasından çekiç güç getirildi. Çekiç gücün kanatlar altında PKK geliştirildi. Çekiç gücün kanatlar altında bugünkü Irak'ın kuzeyindeki aşiret devleti kuruluyor. Ve Büyük Orta Doğu projesinin adım adım safhaları gerçekleştiriliyor. Şimdi burada ben bu dönemi yaşadım. Benim kuşağım 12 Eylül öncesinin mağdurudur, 12 Eylül sonrasının da mazlumudur. Ben şunu ifade ediyorum, farklı düşünebiliriz, farklı değerlere inanabiliriz. Birbirimizi bunlar yok etme sebebi olmamalıdır, bunlar bir kavga sebebi olmamalıdır. Tabii Türkiye'nin güzelliklerini çoğaltarak, Türkiye'nin ekonomik refahını çoğaltarak, Türkiye'ye katma değer oluşturarak bu değerleri paylaşmanın yollarını aramalıyız. Kinleri, nefretleri paylaşmadan. Yani siz o dönemi affettiniz diyorum mi kendi içinizde? Yoksa hala bir alışverişiniz var mı o dönemle ilgili olarak? O dönemin karşıt grup gençleriyle mi diyorsun? Kendi içinizde. Yani o döneme baktığınızda şimdi, onun sonrasında da yani bildiğim kadarıyla yanılıyorsam lütfen düzeltin. 5,5 yıl hücre olmak üzere evet. 7,5 yıl hapis yattınız, işkence gördünüz, çok zorlu dönemler yaşadınız. Geçmişle baktığınızda bir hala alışverişiniz var mı, yoksa o dönemi kapattınız, tümüyle bitti ve daha farklı bir gözle bugünü ve geleceği bugün, görebiliyor musunuz? Bugün sağ sol kavramları tamamen ortadan kalktı. Daha farklı bir bakış açısı gerekiyor. Sağcı solcusundan ziyade o klasik ayrımlardan çok hırsız olanlar olmayanlar var Türkiye'de. Dış sermaye odaklarıyla işbirliği yaparak bu milleti kuru çula oturtan, bu milletin evlatlarını hazine üstünde oturan çıplak yoksul insanlar durumuna sokmuş olan bir çete mantığı var. Bu çete mantığına karşı bir defa mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Bir. İkincisi, Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu terör 12 Eylül öncesindeki sağ sol kavgasına hiç benzemiyor. Bunlardan çok farklı şeyi ifade ediyor. Bugünkü doğrudan Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya yönelik dış odaklarla kendi emellerini tevhid etmiş olan bir terör örgütü var. Bu terör örgütü karşısında sağcı solcu, Alevi Sünni, işte Kürt, Türkmen, aşiret neyse hepimizin ortak tavır koyması gerektiğine inanıyorum. Peki böyle bir tecrübeden geçmiş bir ülke bu. Evet. Yani 70'li yılları düşünürseniz bundan evet. Hiç ders almadık mı ki bugün hala böyle bir
O dersi sizin aldık da ben deminden beri tabloya karşı neden hazırlıklı olamıyoruz? Ders alınmadı mı o geçmişte? Alınmış, tabloya karşı hazırlıklı. Yani toplumda böyle bir şey yok. Herhalde dönüp aynı yerlere geliyoruz tekrar. Ortada vatandaşın bir tepkisi yok. Benim de yok. Eline silah almış sokağa çıkmış kimse yok. Ben de değilim. Kimseyi de çağırmıyorum. Ama ortada silahla dolaşan birileri var. Bu dağdaki terörist her gün yine yeni metotlara uygun şekilde. Dün Tunceli'de bir vatandaşımız tapu kadastro çalışması yaparken mayına çarptı ve mayın patladı, vefat etti. Yani bunun şimdi aşireti ne? Bundan daha birkaç gün önce İstanbul'da iki şehit cenazesi vardı. Aynı yerde şehit olmuşlar. İstanbul'dan kaldırıldı. Ben de bu şehit cenazesine katıldım. Elimin birisinden Diyarbakırlı şehidin annesi tuttu. Öbüründen de Sivaslı şehidin annesi tuttu. İkisi birden ellerimi tuttu. Terör bitsin, kan dursun diyor. Birisi Türkçe ağlıyordu, biri de Kürtçe ağlıyordu. İkisinin de çocuklarını vuran PKK'ydı. Ben burada feryat ediyorum. Diyorum ki benim PKK'ya karşı bu tavrım, ortaya koyduğum duruş, Kürt'e karşı duruş değil. Sizin duruşunuz da Kürt'e karşı duruş değil. Kürt kardeşim de benimki gibi ay yıldızlı bayrağın sapından tutacak. Ben de tutuyorum. Beraber tutacağız. Ay yıldızlı bayrağın altında bir olacağız, beraber olacağız. Ama bir şey söylüyorum. Teröre karşı terör diyecekler. PKK'yı lanetleyecekler. Herkes PKK'ya tavır koyacak. Şimdi ortada 12 Eylül öncesiyle kıyas yapabileceğimiz bir şey yok ki. 12 Eylül öncesiyle ilgili hiçbir şey yok. Ortada bir PKK terörü var. Bu her tarafı sindiriyor. Her kesime karşı bir savaş açmış. Türkiye'ye savaş açmış. Ama bazı sesler duyuyorum. Demokrasiden yararlanarak belediye başkanı olmuş. Ama oturuyor diyor ki iki tarafta silahlarını bıraksın. Hı hı. Şimdi böyle bir cüret yani meşru güçlerle yani? Terör güçlerini aynı kefeye koymanın vebali onlara aittir. Ben diyorum ki devlet terör örgütüyle pazarlık yapmaz. Terör örgütüyle masaya oturmaz. Terör örgütü adına ister kendisine aydın sıfatı versin, ister siyasetçi adıyla otursun, devlet terör örgütünün direkt ya da dolaylı onun adına kimseyle pazarlığa oturmaz. Terör örgütüne sadece devlet teslim ol der. Terör örgütünü teslim alır. Onun dışında başka bir şey yapmaz. Yaparsanız, işte adına da Kürt sorunu derseniz, o zaman bütün Kürtleri sorunmuş gibi gündeme taşırsınız. Halbuki Kürtler sorun değildir bu memlekette. Kürtlerin başa takkı vardır. Başbakan olabilirler, devletin her kademesinde benimle aynı eşitliğe sahiptirler. Türkiye'de onun dışındaki sorunlarımızı biz demokrasi içinde çözeriz. Ama terörün gölgesinde çözülmez. Bakın ben daha yakında Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis bölgesinden geldim. Çok kısa bir süre önce Diyarbakır'da dükkanlara doğrudan girdim. Sokakta vatandaşla kucaklaştım, Batman'da kucaklaştım. Bir şey yok. Sarmaş dolaş olduk. Oturduk çay ocaklarında sohbet ettik. Terör psikolojisini yenmiş olmalarından dolayı memnuniyetimi, mutluluğumu ifade ettim. Batman Belediye Başkanı ile görüşürken Batman Belediye Başkanı hemen işte dağda 5000 silahlı güç var, bu güç varken diye başladı söze. Dedim ki bir dakika, siz dağda silahlı güçten bahsederseniz o zaman buraya yatırımcı gelmez, iyi eğitimci gelmez, iyi doktor gelmez. Siz burayı cahil bırakırsınız. Ben seninle buraya şunu konuşmak için geldim. Bunu konuşalım. GAP projesini ne yapacağız? Bununla ilgili el birliği yaparak bir an evvel nasıl bitiririz? Diyarbakır'ı o bölgede kargo taşımacılığına açık havaalanlarıyla, GAP yöresini limanlarımıza bağlayacak demir yollarıyla, karayollarıyla, Orta Doğu'nun ambarı haline nasıl getiririz bu bölgeyi? Gelin burada hayvancılığı nasıl geliştiririz? Gelin burada göçü nasıl engelleriz? Bunları konuşalım. Dedi ki 5000 şeyimiz dağda olduğu müddetçe bu olmaz. Peki ne demek istiyorsun? Şartsız, koşulsuz af.
Peki pişmanlık affı çıkartılmış, yararlanmamış. Eve dönüş yasası çıkartmışsınız, yararlanmamış. Size iş demişler, aş demişler, her türlü garantiyi vermişler ama ben pişmanım dememiş. Ama diyor, onların duygularını dikkate almak lazım diyor. Şimdi bu mantık mı? Dolayısıyla Türkiye'de göçü enlemenin bölgeler arası kalkınmışlık farklılığını gidermenin, ücretler arası farklılıkları ortadan kaldırmanın, çok üretip adaletli paylaşmanın, bu ülkede her bir vatandaşımızın gerçekten ülkenin kaynaklarından adaletle yararlanmasını sağlamanın tek yolu var. Elbette demokrasi içerisinde. Evet. İnsan haklarını, Sayın Yazıcıoğlu, şimdi tam da bu noktaya geleceğiz. Güvenlik, yok eden sarmal yapmamalıyız. Özgürlük, demokrasi dediniz. Şimdi Türkiye'nin önünde malumunuz bir 3 Ekim ve sonrası var. Buna paralel bu konuları da sizinle görüşmek isterim. Partinizin bu konudaki görüşünü. Yine son dönemde çok gündemde olduğu için özelleştirmeler var. Yine partinizin bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaşmanızı rica edeceğim. Ama müsaade ederseniz kısa bir reklam arası verelim. Ardından kaldığımız evet. yerden devam edeceğiz. Evet, haber ötesinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ile yaptığımız röportaja kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, malumunuz önümüzde bir 3 Ekim süreci var. Esasen konuşulan onun sonrası. Öyle ki bundan böyle Türkiye'de Avrupa Birliği, Avrupa Birliği taraftarları ve ona karşı olan daha çok milliyetçi söyleme sahip partiler arasında yapılacak deniyor. Katılıyor musunuz? Şimdi Avrupa Birliği'ne ilk müracaat ettiğimiz dönemde çok haklı gerekçelerimiz vardı. Avrupa Birliği o zaman çok farklı şekilde yorumlanabiliyordu. Ama bugün Avrupa Birliği zaten kendi içinde de çok farklı bir konuma gelmiştir, bir yapıya kavuşmuştur. Ve bugün Avrupa Birliği bizim için, Türkiye için fazla bir şey ifade etmiyor. Önümüze Avrupa Birliği'nin koyduğu 3 Ekim'de de talepleri artık gizli saklı değil. Bugün alınmış olan, yayınlanan deklarasyona baktığımız zaman bu deklarasyonda da ek protokolün imzalanmasına yönelik deklarasyon, Türkiye'ye karşı yapılan deklarasyon ne olacağını da açığa koymuştur. Kıbrıs'ı bugünkü Rum yönetimini Kıbrıs'ın meşru yönetimi olarak tanımazsanız Avrupa Birliği görüşmeleri yürümez diyor. Çok net olarak bugün ifade etmişlerdir. Yani limanlarınızı açacaksınız, havalanlarını açacaksınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir tabela haline düşecek. Türkiye Londra-Zürih anlaşmalarından kaynaklanan tüm kazanımlarını ortadan kaldırmış olacak ve böylece ancak müzakerelere başlayabilirsiniz diyor. Bunu yapabilir miyiz? Bunu yapmamamız lazım. Yani iktidarın... Yani bu süreçte Türkiye'nin kazançları kayıplarından daha mı az olur? Daha çok kaybettiklerimiz mi? Kaybettikleri çok olacak, kazancı hiç olmayacak. Çünkü önümüze konulmuş olan şeylere baktığımızda işte Ermeni soykırım iftirasını kabul edin, Kıbrıs'ı verin, ekümenlik, patriklik meselesini çözün, Kürtleri azınlık kabul edin, yani Kürt'ü Türkmen'den ayırın, Alevi'yi Sünni'den koparın, onlara da Müslüman azınlık statüsü verin falan gibi Türkiye'yi bir azınlıklar yani, cumhuriyetine kaybı çok olacak, istiyor. Kazancı ise hiç kazancı olmayacak. Bir hayal olarak görüyorum ve kesinlikle Avrupa Birliği söz konusu olmayacaktır. Türkiye artık bu hayal tünelinden bir an önce çıkmalıdır ve büyük doğu projesini ele almalıdır. Türkiye'nin hemen doğusunda enerji kaynakları olan, her türlü madenlerin türevleriyle beraber rezervler olan bir büyük Türk dünyası var. Kafkaslarda, Balkanlarda, Türk dünyasında Türkiye kendi enterlandında kendi medeniyetinin yeniden inşasına zaman ayırmalıdır. Evet. Bu unuttuğu yöreye, unuttuğu bölgeye dönmelidir ve Avrupa'yla bir medeniyet çatışmasına girmeden kesinlikle kendi medeniyetinin
inşasına çalışmalıdır. Evet, yani AB yerine Doğu projesini Büyük Doğu'nun merkezi, Büyük Doğu'nun merkezi olmalı diyorsunuz. Bir hedef olarak böyle bir hedef koyuyorsunuz ortaya Türkiye'nin önüne Büyük Birlik Partisi olarak. Peki özelleştirmeler yine çok konuşuluyor son dönemde. Evet. Büyük Birlik Partisi olarak özelleştirilmelerin yapılmasına nasıl bir karşı tavrınız var? Biz tabii bildiğiniz gibi her şeyin devletin elinde olmasını savunan bir parti değiliz. Yani devlet et, suyu, süt, yumurta satsın, her şeye vatandaşıyla rekabete girsin istemiyoruz. Devletin hantallaşmış kit yapılarından kurtulmasını istiyoruz. Yani bu anlamda özelleştirme yanlısıyız. Ama Türkiye'nin stratejik ve tekel niteliğinde olan uluslararası arenada markalaşabileceğimiz, altın yumurtlayan tavuk durumunda olan ekonomik kurumlarını kesinlikle korumasından yanayız. Bunlar TÜPRAŞ, Telekom, Erdemir gibi kuruluşlarımızdır. Burada son zamanlarda yürütülmekte olan özelleştirmeler mantığı itibariyle, sonuçları itibariyle son derece sakattır, yanlıştır ve Türkiye'nin aleyhinedir. Başta TÜPRAŞ'a bakacak olursak, mesela 1.3 milyar dolara önce %51'ini vermişlerdi. İşte biz tepki koyduk, işçiler tepki koydu. O dönemde bu tepki koyan bizim gibi olanları işte tutuculukla, Türkiye'nin önünü kesmekle, engellemekle suçladılar. Ama sonunda yargı kararını verdi, bozdu ve 1.3 milyar dolara satılacak olan TÜPRAŞ şimdi 4.1 milyar dolara satıldı. Bu iç güveysinden biraz hallice diye bakılıyor. Biri bu. İkincisi de işte yabancı sermaye değil de daha fazla koçların hissesinin daha fazla olmuş olması münasebetiyle buradan hareketle işte ehven diye bakılıyor. Ama yabancı sermaye de önünü açmıştır böylece. Yarın ne olacağı belli değil. Şimdi bu haliyle de satılmasına biz karşıyız. Çünkü Türkiye'nin daha birçok yeni TÜPRAŞ'lara ihtiyacı var. Hele Bakü-Ceyhan boru hattının açılmasından sonra bizim yeni TÜPRAŞ'lara ihtiyacımız var. Yabancı sermaye Türkiye'ye gelsin ama yabancı sermaye paraya para kazandırmak ve spekülasyon yapmak için gelmesin. Sadece borsada oynamak için gelmesin. Hiçbir katma değer oluşturmadan sadece karını alıp dışarıya kaçırmak üzere gelmesin. Altyapısını oluşturun. Enerji maliyetlerini vesairini azaltmak suretiyle onlara teşvik edin. Gelsin, yatırım yapsın. Bu ülkede istihdam yaratsın yeni. Üretimi artırarak gelsin. Buna bir şey demiyorum. Yani bu anlamda çok karşı değiliz diyoruz. Şimdi neden böyle... Ama TÜPRAŞ'a kesinlikle, Erdemir'e kesinlikle ve Türk Telekom'a kesinlikle karşıyım. Karşısınız. Çünkü bunların hiçbir faydası yoktur. Bundan elde edilecek paraların da Türk ekonomisine katabileceği bir şey yoktur. Çünkü Türk ekonomisine neyi katacak? 300 milyar doları aşmış 400 milyar dolarlara doğru ilerleyen bir borç yüküyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla buradan elde edeceğiniz 30-40 milyar dolarlık bir paranın bizim borçlarımızdan bile doğru düz bir şey eksiltmediğini görüyoruz. Haramzadenin yani eşrafın çocuğunun haramzade evladı gibi varlıklarımızı satıp gelecek kuşaklarımıza hiçbir şey bırakmayacağız. Evet. Babalar gibi satamayız her şeyi. Şimdi tek tek bu konuların üzerinden geçiyoruz ve Büyük Birlik Partisi olarak sizin siyasetiniz nedir diye altını çizerek izleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü ben şunu merak ediyorum. Bir seçmen olarak seçim sandığına gittiğimde ben Büyük Birlik Partisi'nin mesela MHP'den farkı nedir? En öncelikle MHP 1999'da iktidar şansını yakalamıştır. Millet kendisine liderlik görevi vermiştir. Çünkü Demokratik Sol Parti bu liderlik görevini almamıştı. En fazla oy almış olmasına rağmen daha çok mücavir alanını dikkate aldığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi'ne vermişti. Milliyetçi Hareket Partisi bu liderlik görevini iyi yapamadı, iyi kullanamadı. Hatta eliyle iktidarı geriye itti ve Türkiye'nin en kötü bu iktidardan
sonra en kötü iktidarını sergiledi. Türkiye'nin dışa bağımlılığını artırdı. Türkiye'nin bir müstemleke ülkesi gibi dervişli dönemleri yaşamasına sebep olan bir koalisyon hükümeti yaşattı. Detaylarına girmek istemiyorum. Yani denenmiştir. Dolayısıyla Bir denenmiş olması farklı diyorsunuz. İki, Büyük Birlik Partisi önce kendi içerisinde demokrasiyi önceleyen yerli milli değerleri savunarak Türkiye'den evrensele bakabilen, evrensel düşünerek Türkiye'yi değerlendirebilen milliyetçi, manevi değerlere bağlı ama demokrasiyi altını çizerek ifade ediyorum, asla demokrasiden taviz vermeyecek olan bir siyasi parti. Büyük Birlik Partisi şu ana kadar hiçbir şaibeye bulaşmadı. Hiçbir yanlışın içinde olmadı. Dolayısıyla muhalefet döneminde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8 milletvekiliyken grubu bile olmayan bir siyasi partiydi ama Türkiye'nin o zaman herkes hatırlar ki gündemini belirleyen, iktidar gibi davranan, yer yer ana muhalefet görevi üstlenmiş olan dinamik bir siyasal yapısıydı. Dolayısıyla Büyük Birlik Partisi adaleti sağlayacak, Türkiye'de milli tesanüdü oluşturabilecek, milletimizin değerlerinden kopmadan çağı yakalamasını sağlayacak dinamik, sivil bir siyasi iktidar gerçekleştirecektir. Evet. Onun için şimdi bu iktidar iddiasındaki partinizin, Büyük Birlik Partinizin amblemine baktığımız zaman bir ay, bir de gül, bir evet. çiçek var. Ayın anlamını, sembolünü tahmin etmek hiç güç değil. Evet. Ama ben sizin ağzınızdan partinizin ambleminde bulunan o gülün, o çiçeğin neyi sembolize ettiğini sormak istiyorum. Gül gönlümüzdür, gül hoşgörüdür, gül sevgidir, gül aşktır, gül muhabbettir. Gül yaprak yapraktır ve bir noktasında birleşir, birliktir. Yani her bir yaprağımız Anadolu'nun tüm folklorik özellikleri, tüm nüanslarıyla onları ifade eder. Gül birliği, sevgiyi ifade eder. Evet. Gül gönlümüzü ifade eder. Peki bu anlamda acaba bu gül aynı zamanda biraz o güzelliği, o sevgiyi, o muhabbeti de sembolize eden kadınları da anlatmıyor mu? Ve bu anlamda Büyük Birlik Partisi'nin kadınlarla ilgili herhangi bir politikası var mı? Varsa nedir? Evet. Çok maskülen bir görünüşünüz var. Büyük Birlik Partisi'nin herhangi bir kadın üyesi var mı? Var. Kadınlarla ilgili ne gibi siyaset güdüyorsunuz? Bazı gazetelerimizde yorumlar çıktı. Seçimlerde en fazla kadına yer vermiş olan Büyük Birlik Partisi'ydi. Ankara'da Kaside diye bilinen bir kadın siyasetçiler derneği var. Onlar da kendi toplantılarında her zaman bana teşekkür etmişlerdi. Çünkü Türkiye'de kadına en üst seviyede en fazla görev vermiş olan parti Büyük Birlik Partisi'dir. Biz kadın erkek diye ayırmıyoruz. Kadınla erkek birbirini bütünleyen temel unsurlardır. Netice itibariyle yükselirse kadın beşer yükselir, alçalırsa kadın beşer alçalır. Beşeriyetin temel taşı kadındır. Dolayısıyla kadınlarımızın ev kadın olarak sosyal güvenceye mutlaka kavuşturulması gerekmektedir. Eğer çalışmıyorsa ev kadın da çalışan bir kadındır. Bir çalışandan daha fazla emek vermektedir. Ama bunların sosyal güvencesi yoktur. Hiçbirisi sigortalı bile değildir. Kadınlarımızın tümüyle sosyal güvence altına alınmasından yanayız. Eğitimde ayrımcılığa son verilmesinden yanayız. Başörtülü açık diye ayırmadan. Başörtülü de açık da. Her ikisi de bizim çocuklarımızdır. Bunlar eşit haklara sahip olmalı. Peki pozitif ayrımcılıktan yana mısınız? Özellikle siyasette kadınların daha fazla temsil edilmesi için kota sistemini mesela Büyük Kota sistemini kabul etmem. Çünkü kota sisteminin kadınlara haksızlık olduğunu düşünürüm. Ama kadınlar o sistemin o safhasına gelene kadar o kadar haksızlığa maruz bırakılıyor ki. Ben hepsinin önünü istedikleri kadar açmaya hazırım. Ama ayrımcılık yapılmasını isterlerse ben bunu kadınlara hakaret olarak görürüm. Çünkü kadın
aklı var, çalışkan, hatta girdiği her yerde ilgi toplayabilendir. Hı hı. Zarafetiyle daha da etkili olan bir avantaja sahiptir. Bütün bu avantajlarını zaten siyaset alanında da değerlendirebiliyorlar. Ben kadınlarımızın kendilerine ayrıcalık yapılmasını, böyle kota koymak demek, kadınları ayırmak demektir. Ben hiçbir kota ama hayat yarışında kadınlar o kadar geride onların bırakılıyor hepsine, ki siyaset anlamında, ekonomik anlamda, sosyal hayat anlamda. Tabii şu tarafına, belki de o dezavantajları kısmen de olsa biraz hafifletmek anlamında uygulanan bir zaten sistem kota. Zaten onların hepsini şey yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Tabii ki kadınlarımızın doğum gibi vesaire gibi birçok kendilerine özel hayat şartları var. Bu imkanlar, bu durumları, başka mücadelelerini de geri kalmalarına sebep olabilir. Ama bunları aşabilmek adına mümkündür. Fakat ben kadınlarımızın kendilerine ayrıcalık istemelerini onlara hakaret gibi görüyorum. Peki siz kadınlar adına böyle bir ben, yorum yapıyorsunuz. Kadınlar böyle bir şeye hiç ihtiyaç duymasınlar. Çünkü onlar her zaman avantajlılar zaten. Şimdi tabii ki ülkemizin birçok sorunları var. Yani bu program çerçevesi içerisinde biraz da başta şeye fazla evet, ama süremiz doldu. Kadınlarla bitirelim istedim ben. O yüzden de Gül'ü istedim ve ardından da kadınları sordum ve hakikaten çok teşekkür ediyorum Sayın Yazıcıoğlu. Çünkü pek çok konuda partiniz adına Büyük Birliğin neler düşündüğünü ve nasıl bir siyaset izlediğini bizlere aktardınız ve paylaştınız. Ve bu konudaki özellikle hem dış hem iç siyasetteki düşündürücü tabloyu da kendi tecrübeleriniz dışında bize yorumladınız. Dolayısıyla size çok teşekkür ediyorum. Evet. Ve çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyorum efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar.